Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz dersimize. Ses ve görüntüyle ilgili sorun yaşayan var mı? Güzel. Şimdi biraz şu an katılımla ilgilenen şey yok. Sesini açman lazım bilgisayarının. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi bu dersimize sadece yani 40 dakika bir ders yapacağız. Şimdi kampta neler yapacağız? Onunla ilgili bir küçük bir bahsedeceğim. Ardından kampta neler yapacağımızla ilgili hani az çok biraz et, hani siz de tanıyın, görün diye karışık biraz soru çözeceğiz. Soruların işte tekrarlarını falan filan yapacağız. Hani kampta neler yapacağımızla ilgili ve bizle ilgili bilgi sahibi olabilin diye böyle bir ders yapıyoruz. Umarım sizin için de verimli olur. Sadece hani konu bitirmek ya da herhangi bir şey için değil bu arkadaşlar. Sadece hani tanıyalım, birbirimizi tanıyalım. Siz beni tanıyın. Ben de sizin nasıl nerelerde eksiniz var vesaire göreyim diye yaptığımız bir ders. O yüzden hani sadece bir konuya yönelik değil, genelde bütün konulara yönelik yani belli başlı konulara yönelik sorularımız var. O yüzden böyle bir ders yapıyoruz. Şimdi tek mat kampı var mı? Tek matematik kampı bilmiyorum onu. Onu ben de çok bilmiyorum. Tek matematik kampı olacağını düşünmüyorum. Yayını normalde kamp derslerine başladığı zaman dersler kayıt altına alınıyor ve kayıt altına alındıktan sonra istediğiniz kadar izleyebiliyorsunuz sonrasında. Öyle bir şey var. Problemlerle ilgili netler nasıl artar? Deneme çözerek, denemelerin soruların çözümlerine bakarak ve pratik yolları keşfederek, yani bu da işte soru çözüm videoları izleyerek olabilir. Bu şey böyle bir şey aşabilirsin. Sıfır olanlar için şu an değil ama sistemde sıfır olanlar için kayıtlı videolarımız var sıfırdan başlayanlar için. Kampta olmayanlar tabii ki de hayır. Bunlar ya kayıt altına alınıyor ama sistemde bulunuyor. Bilmiyorum yani orasını. Onu arkadaşlar yönlenecek. bu yayını izlemek için onu çok da bir şey diyemeyeceğim. Kampta normalde çıkmış sorular çözeceğiz ama bugün çözmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bu açık bir yayın, açık yayın olduğu için otomatik olarak telif hakkı nedeniyle açık yani çıkmış soru çözmeyeceğiz. Ön lisans için onları onlarla ilgili yani genel böyle detay bilgileri onları şeyden öğrenebilirsiniz. Çıkmış soruları kampta çözeceğiz arkadaşlar. Burada değil. Evet. Şimdi yavaştan başlayalım. Evet, soru çözümü olacak arkadaşlar. Matematikte yani bunlar aslında şöyle diyeyim ben size. Çıkmış soruların benzerlerini koydum. Kampta eğer satın almış olursanız evet olacaksınız. Soru çözüm üzerinden konu tekrarı yapmış olacağız arkadaşlar bu dersimizde. Evet şimdi normalde mesela herkesin göz ardı ettiği fakat bu teklik çiftlik olayı çok normalde günümüzdeki sınavlarda bu bütün sınavlar için geçerli bu arada arkadaşlar. Teklik çiftlikle ilgili bütün sınavlarda soru soruluyor. Ve önceden hani normalde işte tekli tekin toplamı çiftli bilmem neydi falan gibi sorular vardı fakat artık bu tarz soruları ÖSYM çok da tercih etmiyor. Günümüzdeki sınavlarda tamamen bu tarz önce bir ifade verip o ifadenin düzenlendikten sonra yorumlanmasını istiyor. Günümüzdeki sınavların hepsinde bu tarz sorular var arkadaşlar.
Şimdi mesela buradaki soruda ne yapacağım? Buradaki soruda nasıl bir yol izleyeceğim? Şimdi bir kere hani teklik çiftlikle ilgili şuna bakacağız. Bir kere zaten tekle tekin toplamı neydi arkadaşlar? Çift değil mi? Peki tekle çiftin toplamı neydi? Bu da tek. Çiftle çiftin toplamı neydi? Burayı da çift olarak biliyorum. Peki tekle tekin çarpımı neydi arkadaşlar? Tekle çiftin çarpımı çift olacak. Zaten çiftle de çiftin çarpımı çift olmuş olacak. Şimdi buradaki ifadeden mesela birazcık daha küçük detaylar isteyecek sizden. Şimdi baktığımızda mesela şuradaki ifadeye baktığım zaman burada ne olacak arkadaşlar? A kare artı A demiş. Ben burayı ne yapayım? A parantezini alırsam eğer ne olmuş olacak şurası? Elimde A artı 1 kalacak. Artı B çarpı C eşittir 2N eksi 1. Şimdi bakın buradaki ifadeyi, şuradaki ifadeyi görüyor muyum? Burayı yorumlamam gerekiyor. Nasıl yorumlayacağım peki? Şimdi bir sayı var ve bunlar ne? Pozitif tam sayı. Bir sayı var ve bu sayıdan bir fazlası var elimde ve bu ikisinin çarpımının sonucuna odaklanacağım. Şimdi düşünün mesela elimdeki sayı 5 olursa 5'in bir fazlası ne olmuş olacak? Otomatik olarak 6 mı olacak? 5 ile 6 yani birisi tek birisi çift olacak değil mi? Aslında baktığımda şuradaki ifadede ne olmuş olacak? Aslında ifade ardışık iki sayının çarpımı değil mi? Ardışık sayıların çarpımı da ne olacak? Herhangi bir şekilde fark etmez. 5 ile 6 olur, 11 ile 12 olur, 20 ile 21 olur. Hiç fark etmez. Her halükarda ne olmuş olacak? Ardışık iki sayının çarpımı kesinlikle çift olacak. Peki arkadaşlar, şimdi A ile A artı 1'in çarpımına biz çift diyebiliyoruz. Fakat sizce A hakkında bilgimiz var mı? Yani A tektir ya da çifttir gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz değil mi? A ile ilgili bir şey yok elimizde. O yüzden de ne olmuş olacak? Buradaki ifadede kesinlikle dediği için A ile ilgili bir bilgim yok. O yüzden genelde bu tarz şeylerde hani direkt spesifik A ile ilgili bir madde varsa direkt eleyebilirsiniz. Ya da şık varsa eleyebilirsiniz. Direkt net A ile ilgili. Şimdi geriye kaldı şuradaki ifadeleri yorumlamak. Şimdi 2n nedir arkadaşlar? Burası çift. Değil mi? Peki bir de tek bir sayıydı. Çiftten teki çıkartırsam ne olmuş olacak? Sonuç tek mi olacak? Şimdi buradaki ifadeye baktığımda şurası çift artı bc. Şurası ne olmuş oldu? Çift eksi tekten tek oldu değil mi? Peki çiftle neyi toplarsam tek olacak? Teki toplarsam değil mi? O zaman b ile c'nin çarpımı da neymiş arkadaşlar? Baktığım zaman tekmiş değil mi? Şimdi b ile c'nin çarpımı tekse ve bunlar birer pozitif tam sayıysa B ne olmalı? Tek. C de ne olmalı? Kesinlikle ve kesinlikle tek. Yani ulaşabildiğim kesin ve net ifade B'nin tek olduğu, C'nin tek olduğu. Değil mi? Şimdi B ve C tek sayıdır demiş. Bu zaten kesinlikle doğru olan bir ifade oldu. B kare ile C karenin toplamı çifttir demiş. Şimdi B kare ne olur? B tek bir sayıysa karesi ne olacak otomatik olarak? Yine tek olacak değil mi? Çünkü pozitif kuvvetlerde taban neyse sonuç da o olacak. Yani eğer tabanın tekse sonuç da tek. Tabanın çiftse sonuç da çift olmak zorunda. Şimdi buradaki olayda da baktığımda şurası da ne arkadaşlar? Tek mi? Tekle tekin toplamı ne oldu? Çift olacak. Yani burası da ne olmuş oldu? Doğru. Peki şimdi geldik buraya. Şimdi B'nin tek olduğu ve C'nin tek olduğu kesin. Bunları biliyorum. Ama A tek de olabilir, çift de olabilir. Yani A ile ilgili kesin bir bilgim yok. Bilgim olmadığı için de otomatik olarak buranın kesin tektir ya da kesin çifttir gibi bir şey söylemem de mümkün olmayacak. O yüzden burası kesinlikle doğrudur diyemiyorum. Yani doğru olabilir deseydi üçü de alabilirdim. Ama kesinlikle doğrudur dediği için bu üçüncü maddeyi, üçüncü öncülü alamayacağım. Çünkü A tek de olabilir, çift de olabilir. Eğer A çift olursa bu üçü sayının çarpımı çift olur. Eğer A tek olursa bu üç sayının çarpımı tek olur. Değil mi? O yüzden de cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bursa yani 1 ve 2 mi oldu? Var mı problem buraya kadar? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Yoksa bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar.
Yani bu tarz sorulara iyi dikkat edin arkadaşlar. Mesela piyasadaki çoğu kaynakta KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar için konuşuyorum. Çoğu kaynakta bununla ilgili yani bu tarz soru çok fazla bulunmuyor. Kitaplar çok fazla yeni bir şekilde güncellenmediği için. O yüzden hani bu tarz soruları bulursanız kesinlikle çözün. Bu çünkü sınavda tercih edilen tek ve çift soruları bu minvalde, bu mantıkta, bu tarzda geliyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Akare mi? Akare değil. Şurayı paranteze aldığım için yani burayı A parantezine aldım. A ile burası ne oldu? A artı 1 oldu. Ardışık iki sayının çarpımı geldiği için çift oldu. Evet. Şimdi buraya bakalım. Burada ne diyor arkadaşlar? Ayşe, Banu, Canan, Damla ve Elif cebinde sırasıyla 175, 250, 425, 300 ve 275 TL para var. 5 arkadaş aynı mağazada fiyatı aynı ve bir tam sayı olan gömleklerden almak istiyor. Ve gömleklerin içerisinde fiyatı en yüksek olan gömleği beğenip alacaklar. Değil mi? Şimdi peki 5 arkadaşın cebinde hiç para kalmadığı ve kesinlikle herkesin kendi cebindeki parasıyla gömlek aldığını biliyoruz. Buna göre diyor ki hangileri doğrudur? Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda hiç para kalmıyormuş. Yani hepsi aslında cebindeki parayı harcayacak, değil mi? Ve hepsi aynı gömlekten alacak ve aynı zamanda gömleğin fiyatı da bir tam sayı olacakmış. Şimdi buna göre baktığımızda ne diyeceğiz? Şimdi herkes aynı gömleği alacak. O yüzden de aslında gömleğin fiyatı 175'e tam bölünmeli. Çünkü 3,5 gömlek alma ihtimalim yok. 250'ye tam bölünmeli, 425'e tam bölünmeli, 300'e tam bölünmeli ve 275'e tam bölünmeli. Değil mi? Peki buna göre baktığımızda olaya. Şimdi 175'in, 250'nin hepsini bölmesi gereken bir şey var, değil mi? Şimdi aklıma bölenle ilgili hangi konu geliyor? Otomatik olarak EBOB geliyor, değil mi? EBOB'daki mantık neydi? En büyük ortak bölendi zaten. Konunun ismi en büyük ortak bölen. Şimdi bunların hepsini de ortak bölecekse, hepsini ortak bölmeliyse EBOB kullanmam gerekiyor, değil mi? Peki 175'in, 250'nin, 425'in, 300'ün ve 275'in EBOB'una bakacağım. Şimdi buradaki arkadaşlar niye ekok değil? Ekok en küçük ortak kat. Biz bölen arıyoruz. Kat aramıyoruz. Şimdi buradaki olaydan ne yapacağız? 175. Küçükten büyüğe dizdiğimi düşünün. 250, 275, 300 ve 425 miydi? Şimdi bakın buradaki olayda size küçük bir yol. Sayıların farkına bakıyorum. 75. Buradaki sayının farkı 25. Burası ne 25? Burası ne olacakmış? 125. Şimdi buradaki olaya baktığımızda şunu aklıma getiriyorum direkt. Bölen olduğu için aslında bu sayıların arasındaki farka odaklanabilirim. Yani iki sayı arasındaki fark 25 ise, yani burada baktığımızda en küçük fark 25 ya, o yüzden 25'e bakıyorum. 25 bütün sayıları, buradaki bütün sayıları tam bölüyor mu peki? 175 25'e tam bölünür. 250 bölünür. 275 hepsi bölünüyor, değil mi? O zaman bu sayıların EBOB'u neymiş arkadaşlar? EBOB kesinlikle 25'miş. Yani sayıların farkından da EBOB'u bulabilirsiniz aslında. Şimdi buradaki olaydan baktığımızda gömleğin fiyatı ne olacakmış otomatik olarak? 25. Çünkü bana diyor ki hani 5 lira da olabilir gömlek. Ama diyor ki aynı mağazadan fiyatı aynı bir tam sayı olan gömleklerden almak istiyor. Ve fiyatı ne diyor bakın burada en yüksek olan gömleği beğenip oluyor. Yani hepsini ortak bölecek ve en büyük ortak böleni olacak. Yani o yüzden de EBOB'a baktık zaten. EBOB'da 25 geldi. Toplam alınan gömlek adedi 57 taneymiş. Bulalım. Şimdi Ayşe'nin neydi? 175 lirası vardı değil mi? 175 lirası varsa ve 25 liradan gömlek alırsa ne olmuş olacak? Toplamda 7 tane alabilir. Peki Banu'ya bakıyorum. Banu'ya baktığımda bunun arkadaşımızın da 250 lirası varmış. Bu da ne yapacak? 10 tane gömlek alabilir. Sonra Canan.
Canan'a baktığımda Canan'da ne olacak? 425 lirası var. Buradan ne olacak? 4, 8, 12, 16, 17 tane ne olmuş olacak? Gömlek alabilir. Peki aynı şekilde Damla'ya bakıyorum. Damla'ya baktığım zaman da onda 300 TL'si vardı. Bu arkadaşımız da 12 tane gömlek alabiliyor. En son da Elif'e bakıyorum. Elif de ne yapacak? Elif'in de 275 TL'si varmış. Yani bu arkadaşım da 11 tane gömlek alabilecek. Toplam kaç tane gömlek alındı? 17, 34, 46, 57 tane gömlek alabiliyorlarmış. Yani bu öncül de doğru oldu. Damla Banu'dan 10 tane fazla gömlek almıştır demiş. Damla'ya bakıyorum. Damla 12 tane gömlek almış. Banu'ya baktığımda bu arkadaşım da 10 tane gömlek almıştı. Yani 2 tane fazla gömlek almış. O yüzden de burası ne oldu? Bu öncül yanlış olmuş oldu. Cevabım 1 ve 2 miymiş? Var mı sorusu olan arkadaşlar? Güzel. Ebop nasıl? Başka nasıl bulunur? Normal. Tek tek sayıları bu 175. Bunları yan yana yazacağım ve şu şekilde böleceğim. Mesela 5'e bölünüyor. Nasıl bu şekilde? Yani normalde ilkokulda öğrendiğimiz yöntem var ya ortaokulda. Onun gibi. Mesela şöyle ki atıyorum. 16 ile 22 sayıların ebobu. Aradaki fark ne arkadaşlar? 6 mı? 6'ya bakıyorum. 6 her ikisine de bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ne olmuş olacak? 6'ya bakıyorum. 6'nın bölenlerine 2'ye 3. 2 bölünüyor mu hepsine? Bölünüyor. O zaman EBOB neymiş? 2. Tamam mı? Yani aradaki farka bakıyorum. Aradaki farka bütün sayılar bölünüyorsa direkt EBOB odur diyorum. Bölünmüyorsa farkın çarpanlarını düşünüyorum. Farkın katlı şeylerini düşünüyorum. O şekilde buluyorum. Tamam mı? Yani aradaki fark çok fazla olmaz zaten mümkün değil. Öyle bir soru hani karşınıza çıkacak çok mümkün değil yani. Mümkün. Ya yani ÖSYM zaten öyle bir şey sormaz. O yüzden bu olaya dikkat ediyoruz. Peki devam ediyorum. Bu da EBA PEKOK'la ilgili bir soruydu. Evet burada da mutlak değer. Şimdi mutlak değeri biz nasıl biliyoruz arkadaşlar? Hep hani konu anlatırken dershanede ya da orada burada hep bildiğimiz şey ne? İşte x artı 2 mutlak değer eşittir 3 ise biz bunu şöyle ayırıyorduk. X artı 2 bir 3 olmalı. Bir de x artı 2 eksi 3 olmalı diye düşünüyorduk değil mi? Bu güzeldi. Bu hoştu ama artık ÖSYM'nin tercih ettiği sorularda bu tarz sorular çok fazla yok. ÖSYM mutlak değeri yorumlama üzerinden soruyor. Öncüllü soruyor ya da büyüktür küçüktür eşitsizlikle birleştirip buradaki gibi soruyor. Şimdi o yüzden bu tarz sorularda yine yeni nesil sorular diyoruz zaten bu tarz sorulara. O yüzden bu tarz sorulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi birbirinden farklı x, y ve z gerçel sayıları için eşitlikleri veriliyor demiş. Şimdi bakın mutlak değerin normaldeki kullanım amacı neydi? Mutlak değer ne işe yarıyordu? Mutlak değeri ne diye kullanıyorduk arkadaşlar? Uzaklık ya da pozitif. Yani ikisini birleştirirsek ne yapmak? Aslında gündelik hayatta ne diye düşünebiliriz? Pozitif yapmak için diye düşünebiliriz. Ama gerçek realitede ne mutlak değer? İki nokta arasındaki uzaklığı hesaplamak için kullanılır. Şimdi ve mutlak değer uzaklık hesabı olduğu için ve uzaklık hiçbir zaman negatif olmayacağından dolayı da mutlak değerin sonucu arkadaşlar her zaman pozitiftir. Yani buradaki ifadeye baktığımızda şuradaki ifade kesinlikle ne o zaman? Pozitif. X negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Hiçbir kıymeti yok. Ama mutlak X kesinlikle ve kesinlikle nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Şimdi X eksi Y'ye baktığımızda bu arkadaşımızın pozitif olduğunu anladık. Değil mi? Güzel. Şimdi birbirinden farklı x, y, z gerçel sayılar için demiş. Buradaki ifadede x neymiş? Karşıya atarsam x, y'den büyük bir sayı olmalıymış. Peki aşağıya indim. Bakın buradaki mutlak y. Mutlak y'nin de sonucu ne olmalı? Pozitif olabilir. Değil mi? Pozitif diyebilirim. Peki şimdi buradaki olaydan pozitif diye düşünürsem y eksi z de ne olacakmış arkadaşlar buradan? Yine pozitif. Yani y z'den ne oldu? Büyük oldu. Ne bulmuştum zaten? X'i y'den büyük buldum. Y'yi de z'den büyük buldum.
Otomatik olarak ne oldu? X büyüktür, Y büyüktür, Z miymiş? O da nerede var? A seçeneğinde var. Anladık mı arkadaşlar olayı? Yani yorumlamaya da yönelik, büyüklüğünü küçüklüğünü anlamaya yönelik mutlak değer artık genelde bu şekilde tercih edilen soru tipi olmuş oldu. Nereyi anlamadın? Anlamadığınız yer neresi arkadaşlar? Hemen oraya açıklık getirelim. Takıldığınız yer neresi? Hep pozitif olarak değil. Şimdi şöyle ki arkadaşlar, şimdi mutlak değer ne? Sonuçta KPSS'de bu kadar kolay sorarlar mı? Arkadaşlar bu soruyu sorsalar çoğu insan sanmıyorum yapacağını. Bu ne yani falan diye kalacak. Mutlak değerin amacı pozitif yapmak ya. Burası ne olacak? Mutlak değerli olduğu için pozitif olacak. Yani pozitif olduğu için de otomatik olarak ben x eksi y'nin sıfırdan büyük olduğunu düşünüyorum. Yani x eksi y sıfırdan büyükse y'yi de karşıya atıyorum. X ne oldu arkadaşlar? Y'den büyük olacakmış değil mi? Aşağıdaki ifadede de yine mutlak y'nin ne olması gerekiyor? Pozitif olması gerekiyor değil mi? Peki buradaki ifadede şöyle düşünürsek y eksi z'de ne olmuş olacak? Pozitif mi? Yeni karşıya z'yi attığımı düşünün. Y ne oldu? Otomatik olarak z'den büyük müymüş? En büyük sayı ne? X. Zaten şıklara baktığımda ne? En büyük z demiş, en büyük y demiş, en büyük x demiş, en büyük z demiş, yine eledim. Şimdi en büyük sayı ne? X. Ondan sonra gelen ne olacak? Y. Ondan sonra gelen yani en küçük olan ne olmuş olacak? Z. Peki en küçük de ne olmuş olacaktı? Z. En büyük X olacaktı. O yüzden A seçeneği oldu. Güzel. Devam ediyorum. Evet, şimdi burada ne yapacağız mesela? Buradaki olayı düşünün. Şimdi mesela atıyorum şöyle bir şey düşün. Negatif bir sayı var elimde. Eksi 3. Ben eksi 3 ile ve eksi 3'ün mutlak değeriyle kendisini topladığım zaman ne olur sonuç? Eksi 3 artı 3'ten dolayı sonuç 0 olur. Değil mi arkadaş? Var mı problem bununla ilgili? Peki şimdi buradaki ifadeye baktığımızda mesela iki sayıyı topladığımda, mesela bir tane de pozitif sayı düşünelim. 2. Sıfırdan farklıymış ya bunlar. O yüzden sıfırı düşünemiyorum. Peki 2 artı mutlak 2 dediğimde de burası ne olacak? 2 artı 2'den dolayı 4 oldu. Yani pozitif bir sayı oldu değil mi? O zaman benim aslında A sayım eğer pozitifse, yani normalde ne olacakmış? Pozitif olacakmış. Negatif olsaydı sonucu sıfır olabilirmiş. Ama pozitif olduğu için sonucu ne olmuş? Sıfırdan büyük. Yani pozitif çıkmış. O zaman ben buradan direkt şunu söyleyebilir miyim? Evet, A sayısı buradaki ifadeye göre pozitif olmalıdır. Şimdi şuradaki olaya baktığımızda B ile eksi mutlak B'nin farkı da sıfırdan küçükmüş. Şimdi buradaki ifadeye düşünelim. Şimdi buradaki ifadeye baktığımızda bu eksi mutlak B'yi karşıya atarsam B ne oluyormuş arkadaşlar? Mutlak B'den küçük oluyormuş. Peki şuna göre baktığımızda eğer B negatif bir sayıysa mesela yine B'ye eksi 4 verelim. Eksi 4 küçüktür. Ne olacak? Mutlak eksi 4. Şimdi bakın bu ne? Eksi 4 küçüktür 4 oluyor. Yani bu bir doğru ifade oluyor değil mi? Peki mesela benim B'm eğer pozitif bir sayıysa pozitif bir sayıysa ne olacak? 3. Şurası da ne olacakmış? Mutlak 3. Şimdi baktığımızda 3 büyüktür 3 dersem eğer sizce bu doğru bir ifade mi olur? 3, 3'ten büyük müdür? Değildir. Yani bu şekilde yanlış. O zaman buradan da ne anlıyorum arkadaşlar? Şimdi ilkinde ne bulmuştum? A sıfırdan büyük bir sayı. Buraya baktığımızda da neyi anladım? Demek ki hani şu ifade doğru olduğuna göre B de sıfırdan küçük bir sayıymış. Peki A pozitif, B de negatif bir sayı. Buna göre diyor ki kesinlikle doğrudur demiş.
Şimdi arkadaşlar şu ifadeler kesin cepte dursun. A sıfırdan büyük, B sıfırdan küçük. İki ifade var elimde. Şimdi buradakine baktığımızda A artı B kesinlikle ve kesinlikle sizce sıfırdan büyük müdür? Birisi pozitif, birisi negatif. Bir sayı. Kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyük müdür? Kesin sıfırdan büyüktür diyemem. Ne diyebilirim? Eğer sıfırdan büyük olabilir. Evet, sıfırdan küçük olabilir, değil mi? Neye göre peki? A sıfırdan büyük, B sıfırdan küçük dedik ya. Mesela A 3, B eksi 2 olsa topladığımda ne oluyor? Bakın 1. Sıfırdan büyük bir ifade oluyor, değil mi? Eğer A mesela atıyorum 2, B buradan eksi 4 olursa ne oluyor? Sonuç eksi 2. Yani buradaki duruma baktığımda birisinde pozitif, birisinde ne oluyor? Negatif. O yüzden kesin pozitiftir ya da kesin negatiftir demem mümkün değil. Peki şimdi o yüzden birinci öncülü direkt eledim. Bir negatif sayıyla bir pozitif sayının çarpımı kesinlikle ve kesinlikle negatiftir. O yüzden burası doğru. Evet, bir saat arkadaşlar bir ders yapacağız. A eksi B sıfırdan büyüktür demiş. Şimdi buradaki öncülde de eksi B'yi şurada karşıdaki ifadeyi karşıya atarsam ne olacakmış? A büyüktür B. E zaten A pozitif bir sayıydı. B negatif bir sayıydı. E pozitif bir sayı negatif bir sayıdan her zaman büyüktür arkadaşlar. O yüzden bu da doğru. Yani cevabımız ne oldu o yüzden? Denizli miymiş? O da sıfır olurdu. Yine sıfırdan büyük gelmiyor her zaman. Her zaman sıfırdan büyük gelmesini istiyor. O zaman da sıfır olacaktı. Yine birinci öncül yanlış oluyordu. Üçüncüsü doğru zaten. Her halükarda. Şimdi buradaki ilk baştaki olayda şunu yaptım. A ile kendisini mutlak değerini toplarsak ne olacakmış arkadaşlar? Kendisiyle mutlak değerini topladığımda pozitif oluyormuş. Şimdi buradaki ifadeye baktığımda eğer A negatif bir sayıysa ne oluyormuş? Sonuç kesinlikle kendisiyle mutlak değerin toplamı sıfır oluyormuş, değil mi? Peki eğer A negatif bir sayıysa, eğer A pozitif bir sayıysa yani 2 ise mesela 2 ile mutlak 2'nin toplamı ne oldu? Bakın 4. Yani pozitif. Burada da ne diyor? Kendisiyle mutlak değerini sonucu pozitif olacakmış, değil mi toplayınca? Peki buradan neyi anladım? A kesinlikle ve kesinlikle sıfırdan büyük. Yani A pozitif bir sayı olacak. Şimdi şuradaki olaya baktığımızda burada da ne yaptım? Mutlak B'yi karşıya attım. Mutlak B'yi karşıya atınca ne oldu? Mutlak B, B'den büyükmüş. Yani mutlak değeri sayının kendisinden büyük olacakmış. Buradan da şunu anlıyorum. Demek ki mutlak değeri büyükse sayı pozitif bir sayı olamaz. Negatif olmalıymış. Yani buradan da neyi anladım? B'nin negatif bir sayı olduğunu anladım. Tamam mı? Şimdi birinci öncülde de şu arkadaşlar. A sıfırdan büyük, B sıfırdan küçükse eğer buradaki ifadeye baktığımda mesela A 3 olup B eksi 2 olabilir. Toplayınca 1 olabilir. A 2 olup B eksi 4 olabilir. Yani değerlerinin sonuçta değerlerine hakim değilim. O yüzden de toplayınca bakın ne oluyor? Eksi 2. Yani bir pozitif çıktı bir negatif çıkıyor. Demek ki kesinlikle burası pozitiftir. Kesinlikle pozitif olduğunu söylemem mümkün değildir arkadaşlar. Var mı problem? Kesinlikle mutlak değerde yorum yapmak daha önemli. Evet arkadaşlar, burada ne yapacağız? Şimdi bu bakınca çok kolaymış bir soru, çok kolay bir soruymuş gibi duruyor. Ama yani mesela ÖSYM nasıl ki yani KPSS sınavında bazı konularda nasıl ki yeni nesil soruları tercih ediyorsa bazı konularda da bu tip soruları tercih ediyor. Yani mesela bir tane kesinlikle rasyonel sayılarda sadeleştirme ya da rasyonel sayılarda toplama işlemiyle ilgili bir şey sorabiliyor. Ya da işte mesela üstü sayıları bu şekilde soruyor.
Şimdi bu tarz bir ifade gördüğümde ne yapacağım arkadaşlar? Ortak paranteze almaya çalışıyorum. Peki ortak parantezi neye göre alıyorum? Buradaki ifadelere baktığım zaman hep en küçüğe göre almaya çalışıyorum. Yani yukarıdaki ifadede en küçük ne? 2 üzeri 9. Aşağıdaki ifadede ne? En küçük 2 üzeri eksi 8. Tamam mı? Yukarıdaki ifadenin en küçüğüne göre yukarıyı, aşağıdaki ifadenin en küçüğüne göre aşağıyı paranteze alıyorum. Şimdi buradaki ifadede 2 üzeri 9 parantezini aldığımda ben burayı ne olacak? 2 üzeri 9 yani aslında ortak paranteze almak demek bütün terimleri tek tek ortak paranteze aldığım ifadeye bölmek demek. Şimdi şuradaki ifadeyi düşünün. 2 üzeri 9'u 2 üzeri 9 parantezine alırsam otomatik olarak elimde ne kalacak? 1. Şimdi şunu düşünün. 2 üzeri 11'i 2 üzeri 9 parantezine aldığımda böldüğümde 2 üzeri 2 mi oldu? Yani artı 2 üzeri 2 miymiş? Peki şuna baktığımda burası ne olacak? 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 9. Yani burası ne olacakmış? 2 üzeri 3 mü olacakmış? Çünkü neydi bunlarda? Eğer tabanlar aynıysa üstleri çıkartacağım. Peki burada ne oldu? 2 üzeri 3. Şuradaki ifadeye baktığımızda 2 üzeri 13 bölü 2 üzeri 9. Üstlerini çıkardığımda da burada 2 üzeri 4 mü kaldı? Peki bölü. Şuraya baktığımızda buradaki en küçük ifade neydi? 2 üzeri eksi 8 değil mi? Bunun parantezini alıyorum. Peki burayı ne yaptım? 2 üzeri eksi 8 bölü 2 üzeri eksi 8 dediğimden burası ne oldu? 1. Şurası ne olacak? 2 üzeri eksi yani 6'yı 2 üzeri eksi 8'e böldüğümde üstleri çıkardığımdan dolayı ne olacak? Eksisi 6 eksi 8'den artı 2 üzeri 2 mi kalacak? Şuradaki ifade ne olacak? 2 üzeri eksi 5 bölü 2 üzeri eksi 8'den artı 2 üzeri 3 mü oldu? Şuradaki ifadeye bakıyorum. 2 üzeri eksi 4 bölü 2 üzeri eksi 8'den buradan da 2 üzeri 4 mü oldu? E bakın burada ne oldu otomatik olarak? Yukarıdaki ifadeyle aşağıdaki ifade birbirinin aynısıymış. E ne olacak o zaman? Bunlar sadeleşebilir. Sadeleştirdikten sonra da elimde 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri eksi 8 kaldı. E burada da ne yapacağız? Yine tabanlar aynı. Bölmede tabanlar aynıysa ne yapıyorduk? Üstlerini kendi arasında çıkartıyorduk. Buradan çıkarmayı yaptığımızda 9 artı 8'den şurası ne olacakmış? 2 üzeri 17 mi olacakmış? Var mıdır problem? Güzel. Peki burada ne yapacağız? Bu da köklü ile ilgili. Şimdi bakın ortak paranteze alabileceğim bir şeyler yapmam lazım ama şimdi ortak paranteze alırken yukarıda 4 tane ifade var ya bunları ikili ikili gruplamak zorundayım, tamam mı? Yani ikili ikili nasıl gruplayacağım? Onu da aşağıdaki ifadeye bakarak anlayacağım. Şimdi burası ne 2? Şurası kök 2. Yani yukarıdaki ifadelerden bir kere 2 artı kök 2'yi benim elde etmem lazım ki bunlar sadeleşsin. Peki sadeleştiğini nereden anladım? Bakın şıklarda ne olmuş? Paydada bir ifade kalmamış. Paydada bir ifade kalmamışsa demek ki yukarıdaki bir ifadeyle paydadaki ifade sadeleşmiş ve elimde sadece bütünüyle bir ifade kalmış. O da şıklara baktığımda anlayacağım bir şey değil mi? Şimdi yukarıdaki ifadeleri biz bir düzenlemeye çalışalım. Şimdi şu arkadaşımız ne? Şimdi burada şuna göre bakabilirim. Direkt burada aslında kopyayı şuradan da alabilirim. 12'yi gördüm, 6'yı gördüm. Bunlar birbirinin iki katı değil mi? E o zaman otomatik olarak ben bunlarda bu işi yapabilirim. Gayet de güzel durur diye düşündüm. Şimdi peki nasıl yapalım biz bu işi? Şimdi şuradaki ifade ne? 2 kök 2 değil mi? 8. Peki ben burayı tutup da 2 parantezine alsam şurayı. Şununla bakın hani ekiplerimi de şöyle seçtim. 4 ile kök 8, kök 12 ile kök 6'yı seçtim. Tamam mı? Ekip iki, yani bu ifadeleri ikişerli şekilde bu şekilde grupladım. Şimdi buradaki ifadeden 4 ile 2 kök 2'ye baktığım zaman ben bunu ne yapabilirim? Burayı tutup ben 2 parantezine alabilirim. 2 parantezine aldığımda burası ne olacakmış? Burada 2 kaldı. Şurayı 2 parantezine alırsam burada da kök 2 kaldı. E aşağıdaki ifadeyi elde ettim mi?
Güzel. Peki şimdi şuradaki ifadeye bakıyorum. Şimdi şuradaki ifade, şimdi birisi kök 12, birisi de kök 6. Benim buradan neyi elde etmem lazım? 2 artı kök 2 elde etmem lazım, değil mi? Şurayı 2'ye böldüğüm zaman kök 2 kalıyor elimde. Şimdi şuradakinden kök 2 elde etmek için, birisinden de 2 elde etmek için ne yapmam lazım? Şimdi şu arkadaş ne bakın? 2 kök 3 değil mi şu arkadaş? Peki ben burayı tutup da kök 3 parantezine alsam, yani ne demek kök 3 parantezine almak? Bunları ayrı ayrı kök 3'e bölsem. Kök 12 bölü kök 3'ten burası ne olur? Kök 4 değil mi? Artı kök 6 bölü kök 3'ten de burası ne oldu? Kök 2 miymiş? Yani kök 3, şurası da kök 4 neymiş? 2, şurası da kök 2 miymiş? İstediğim şeye, hedefe ulaştım. Amacım neydi zaten? 2 artı kök 2 yakalamaktı. Çünkü paydadaki ifadeyle aynı şekilde sadeleştirmek için aynı ifadeyi bulmam gerekiyordu. Peki şurası da neymiş arkadaşlar? Kök 3 parantezinde neymiş? 2 artı kök 2 miymiş? Peki aşağıda da ne var zaten? 2 artı kök 2 var. Şimdi buradaki ifadeden 2 artı kök 2 parantezine alıyorum. Buraya 2 artı kök 2 parantezine aldığımda ne oldu? Şimdi buradaki ifadeyi aldım. Buradaki ifadeyi alınca otomatik olarak burada bu, burada da bu mu kaldı? Ne kaldı yani? 2 artı kök 3 mü kaldı? Aşağıda da zaten 2 artı kök 2 vardı. Bunlar da birbirini götürdüğü zaman elimde ne kaldı? 2 artı kök 3 müymüş? O da nerede arkadaşlar? Edirne seçeneğinde. Var mı sorusu olan? Güzel. Şimdi fonksiyon sorusu ki hani sınavımızda bir tane bununla ilgili soru olacak değil mi? Böyle de garip şeyleri ÖSYM tercih ediyor. Bunun benzerlerinin çıkmış olduğunu zaten çıkmış soruları bakınca görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadede. Şimdi ne diyor? Şunları bir kere bir düzenleyelim mi? Bu ne anlatmaya çalışıyor? Ne anlatmaya çalışıyor? Şimdi bu tarz bir ifadede görünce aklıma hemen şu gelecek. F artı G'nin içerisine ben 1 yazıyormuşum. Bir yazdığıma göre ne olmuş olacak burası? Aslında şunu anlatıyor. Kısa olarak yazılmış. Kısa olarak yazımdan da ben buranın F1 artı G1 olduğunu anladım. Bu da neymiş? Eksi G1'e eşitmiş. Peki şimdi şu aşağıdaki ifadeye baktığımızda bu da ne demek arkadaşlar? F eksi 1'den G eksi 1'i çıkardığında elinde 2 tane G eksi 1 kalıyor demek. Peki şimdi bu ifadeleri bir düzenlemeye çalışalım mı? Şimdi bunu bu tarafa atıyorum. Attığım zaman bakın ne olacak? F1 elimde baktığım zaman eksi 2 tane G1 mi oldu? Çünkü buradaki sol taraftaki artı G1 sağa eksi G1 olarak gidecek. Peki şimdi buraya baktığımızda eksi G1 dediğimde yani şuradaki eksi G eksi 1 dediğimde bunu da karşıya gönderdiğimde artı G eksi 1 olarak gelecek. Karşıda da 2 tane G eksi 1 vardı. Karşıdan da bir tane geldi. Toplamda 3 tane G eksi 1 mi oldu? Elimdeki ifadeye baktığımda F eksi 1 buradan ne olacakmış? 3 tane G eksi 1 mi olacakmış? Şimdi bütün bu ifadeleri yani elimde verilen ifadeleri düzenledim. Şimdi artık işin sadece şuradaki ifadeleri kullanma kısmı kaldı. Peki F1 neymiş? Eksi 2 tane G1'miş. Şimdi birinci öncülü kullanalım. F1 ne arkadaşlar? F1'i bir bulalım. F1 ne? Baktığımda x yerine 1 yaz demek değil mi bu? X yerine 1 yazdığımda ne olacak? A artı B miymiş? Peki bir de ne vardı? Aşağıda da f-1 var. Hepsini bulalım ki aşağıda rahat rahat hepsini işleme koyalım. Rahat edelim. Şimdi f-1 ne olacak? Burada da diyor ki x yerine -1 yaz. X yerine -1 yazdığımda o da ne olacak? Eksi artı eksi a artı b mi olacak? Şimdi şuradakinde g1 vardı. G1 ne? Ona baktığımda x yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazınca b artı 1 oldu. Peki g-1 neymiş arkadaşlar? G-1'e baktığımızda da x yerine eksi 1 yazacağım. Eksi b artı 1 mi oldu? Şimdi şu ifadeyi bir getirdim. Şurada kullandım. F1. Yani F1 neydi? A artı B. Eksi 2 tane G1'miş. Peki G1 ne buradan?
B artı 1'di, değil mi? Şimdi bir de şu aşağıdakini kullanalım. F eksi 1. F eksi 1 neydi arkadaşlar? Eksi A artı B'ydi. E bu da neymiş? 3 tane G eksi 1'di. G eksi 1'de ne bulmuştuk? Eksi B artı 1 bulmuştuk. Şimdi bu tarz ifadeler direkt kolaylık olarak şunu gördüm. İfadeleri ben taraf tarafa toplasam çok güzel olacak. Neden? Çünkü bakın burada artı A var, eksi A var, birbirini götürecek ki ben bu iki denklemden de A'dan kurtulmuş olacağım. Çünkü zaten şöyle düşün. A ve iki tane bilinmeyen mi var? Ben iki bilinmeyenli bir denklemde. İkisi iki de yani iki bilinmeyeninde kesin ve net değerlerini bulabilmek için kesinlikle ve kesinlikle en az iki tane denkleme ihtiyacım vardır. Burada zaten iki tane denklemim var ve bu olayı kullanarak ilerledim. E bunları taraf tarafa topladığımda B ile B'nin toplamı burası ne olacak? 2B. Şurada ne kaldı? Eksi 2 parantezinde B artı 1. Şurada da 3 parantezinde eksi B artı 1 mi oldu? Şimdi 2B eşittir. Eksi 2B eksi 2. Şurada da eksi 3B artı 3 mi oldu? Şimdi buraları düzenledik. Ne kaldı elimizde? 2B eşittir. Eksi 5B artı 1 miymiş? Eksi 5B'yi de karşıya atıyorum. Eksi 5B'yi karşıya attığımızda ne oldu? 7B eşittir 1. Yani B eşittir 1 bölü 7 mi oldu arkadaşlar? Şimdi B'yi buldum. 1 bölü 7 diye. Şimdi fark etmez ilk denklemde ya da ikinci denklemde size kalmış. O an canınız hangisini istediyse, gönlünüzden hangisi geçtiyse onu da yerine koyun. Şimdi A'ya baktığımızda A'yı zaten bilmiyoruz ama B'yi bulduk. 1 bölü 7. Getirdim şurada da yerine yazıyorum. Eksi 2 tane 1 bölü 7 artı 1. Şimdi şuradaki ifadeyi de düzenlersem ne olacak? A artı 1 bölü 7 eşittir. Eksi 2 bölü 7. Eksi 2 oldu. Şimdi bunu da karşıya atıyorum arkadaşlar. A ne oldu buradan? Eksi 3 bölü 7 eksi 2. Yani A'da neymiş? Eksi 14 eksi 17 bölü 7 mi oldu? E A'yı eksi 17 bölü 7 buldum. B'yi de 1 bölü 7 buldum. Yani buradan A ne olacakmış arkadaşlar şuradaki ifadede? Eksi 17 bölü 7. E B ne olacakmış? 1 bölü 7. E bunları da toplayınca ne oldu arkadaşlar? Taraftar yani yan yana topladığımda eksi 16 bölü 7 mi oldu? Var mı sorusu olan? Güzel bir soruydu. Yani 0,5 net zorunluluğu var, evet. Nokta 5. Güzel bir soruydu. Uğraştırıcı. Evet ama ne yazık ki kısa yol dediğin ne yazık ki kısa yol yok. Evet biraz zor bir soru. Fonksiyon soruları genelde bu tarz böyle iç içe geçmeli sorular falan tercih ediyoruz, değil mi? O yüzden bu tarz sorulara alışsanız iyi olur. Matematik. Kısa yol iyi olur ama kısa yol olsa keşke de hani yapabilsek. Yani arkadaşlar bu soru pratiği yapmakla yani olabilecek bir şey. Şimdi mesela ben de anlatmıyor olsam ben şimdiye kadar mesela bu anlattığım sürenin dörtte bir sürede bitirmiştim mesela soruyu çözüp yapmıştım. Ama yani soru özellikle zaten böyle ki hani bir de açıkçası şimdi soruları ben seçtim. Hani bu tarz bir şey seçtim ki hani aslında konu üzerinden de biraz özet yapabileceğim. Çok daha şey olsun diye. Aynen bu tarz sorular özellikle zaten 3-4 tane böyle oluyor. Problem de olabilir, fonksiyon da olabilir, olasılık da olabilir. Yani bu konular biraz daha böyle herkes tarafından çok özümsenmeyen, benimsenmeyen ve hani zaten şeyde yani hani herkes bakmayacağı için bu tarz sorular daha çok eleyici sorular oluyor. Yani arkadaşlar şimdi kişiye özel çok ziyade genele özel bir şey yapıyorum. Soruları seçerken onu özel seçiyorum. Böyle bir şeydi işte. Var mı sorusu olan? Yani çok soru çözerek gelişebilir. Gelişebilecek tek durum bu. Yani bazı sorular gerçekten hani uzun. Uzun olduğu için de
pratikle, işlem pratiğiyle, işte hızla. Soru çözdükçe zaten eline alıştığı için otomatik olarak gerisi de geliyor yani. Bir yerden başlıyorsun, hızlı hızlı gidiyor. Evet, şimdi bir tane problem sorusu var. Soruyu bir okuyalım. Yani bence problem çözerken de şöyle olmalı. Şimdi bir kere zaten kesinlikle hani soruyu bir de biraz okuyup çözmeye çalış. Biraz okuyup çözmeye çalışarak soru çözülmez arkadaşlar. Problem soruları özellikle. Yani burada dikkat edeceğim şey şu. Soruyu baştan sona bir kere okuyor. Tamam mı? Yani buradaki amacım soruyu baştan sona okurken de soruyu %100 anlamak değil. Soruyu %100 anlayıp kavrayarak öyle çözmek değil. Amacım sadece soru nereden başlıyor? Sorunun temelinde bana ne sormaya çalışıyor? Verilen bilgiler neler? Onları anlasam yeter. Tamam mı? Yani soruyu bir kere baştan sona bunları anlayacak şekilde okuyor. Şimdi bir tane sinema salonu varmış. Bilet tarifeleri varmış. Salon varmış, balkon varmış, tam öğrenci ve tam işte tam ve öğrenci diye ikiye ayrılmışlar. Tamlar öğrencilere göre biraz daha pahalıymış. Tablodan bunu anladım. Ve sinema salonuna gelen seyirciler hakkında aşağıdakiler biliniyormuş. Seyircilerden toplam güzel 2.100 TL alınmış. Toplanan para bu kadar. Biletler için alınan para bu kadarmış. Salon ve balkon bileti alan seyircinin ödediği paralar birbirine eşitmiş. Salon ve balkon bileti alan seyircilerin ödediği miktarlar birbirine eşitmiş. Güzel. Balkon bileti alan seyircilerin yarısı öğrenci bileti almıştır. Salon bileti alan seyircilerin 3 bölü 8'i tam bilet almıştır. Buna göre salon bileti alan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi soruda ne olduğunu anladım. Bir kere salon var, balkon var, tam bilet var, öğrenci bileti var. Sonra bir yerde diyor ki balkon bileti alanlarla bilmem ne, balkon bileti alanların kendi arasında bilgi verilmiş. Salon bileti alanların kendi arasında bilgisi verilmiş. Sonra bir yazının işte toplam para verilmiş ve bir kısmıyla da ne demiş? Her ikisi arasındaki de ödediği miktarlar arasında bilgi verilmiş, değil mi? Yani tam detaylara %100 hakim olmasam da yeterli. Şimdi soruyu nereden çözmeye başlamam lazım? Şimdi bir kere zaten burada ihtiyacım olan sorulan şey ne? Öğrenci sayısı. Öğrenci sayısı olduğuna göre şimdi otomatik olarak benim gelen kişi sayılarına bilinmeyen vermek zorundayım. Çünkü bulmak istediğim şey o. Şimdi buna göre şuradaki ifadelerden şunlardan başlayacağım soruyu çözmeye. Şimdi balkon bileti alan seyircilerin yarısı öğrenci bileti almış. Yani balkondan öğrenci alınca buradan X kişi bilet almış. Buradan da X kişi bilet almış, değil mi? Toplamda X de birbirine eşitmiş. Sonra bir de şunu anladım. Salon bileti alan seyircilerin 3 bölü 8'i tam bilet almıştır. Şimdi toplamda salon bileti alan 8Y kişi olsun. Buna da yine bilinmeyeni aynı türden vermiyor. Tamam mı? Salon bileti alanların neymiş? 3 bölü 8'i. Bu tarz şeylerde de zaten rasyonel bir ifade görmüşsem bunun paydasını kullanıyorum. Paydayı kullandığım için de toplamda 8Y kişi olsun dedim. Ve bunlardan 8Y'nin 3 bölü 8'i tam bilet almış. Yani 3Y'si tam bilet almış. 5Y'si öğrenci bileti almış. Şimdi diyor ki bana salon ve balkon bileti alan seyircilerin ödediği paralar birbirine eşitmiş. Şimdi 3Y kişi gelmiş ve kişi başı 15 TL ödeyerek gelmiş değil mi? Yani 3Y çarpı 15 mi olacak buradan topladığım para? Şuraya baktığımda 5Y kişi gelmiş ve kişi başı 12 lira ödemiş. Yani buradan aldığım para ne? 5Y çarpı 12. Eşit olacakmış çünkü balon ve balkon bileti alanların seyircilerin ödediği miktarlar birbirine eşitmiş. Şimdi X kişi gelmiş ve 12 liradan almış. 12x lira para ödeyecek. Burada da X kişi gelmiş. 9'ar TL ödeyeceği için 9x mi oldu? Şimdi burası ne? 3 kere 15. 45Y. Şurası ne oldu? 60Y mi oldu? Ve şurası da neymiş? 21X. Şimdi güzel. Buradan ne oldu? 105Y eşittir 21X'miş. Şimdi bunları sadeleştirdiğim zaman burada 1, burada 5 mi kaldı? 5Y neymiş arkadaşlar? X. X dediğim yerlere, şuralara aynı zamanda ben ne diyebilirmişim aslında? 5Y. Şuraya ne diyebilirmişim? 5Y diyebilirmişim. Şimdi bu film için seyircilerin toplam 2.100 TL toplanmış, değil mi? Peki artık bilinmeyeni teke düşürdüğüme göre ne yapabilirim? Toplam fiyata gidebilirim. Ne olacak? Toplam 2.100 TL alınmış.
Şimdi toplam tam bilet alanlardan, salonda tam bilet alanlardan ne olacak? 15 çarpı 3Y aldım. Öğrencilerden 5Y çarpı 12 aldım. Balkondaki tam bilet alanlardan 5Y çarpı 12 aldım. Öğrencilerden 5Y artı diyorum çarpı olacak. 9 aldım ve burası ne olmuş arkadaşlar? 2100 TL'ymiş. Şimdi şuradaki ifade 45. Burası ne oldu? 45Y. Şurası 60Y. Şurası 60Y. Şurası da ne oldu? 45Y mi oldu arkadaşlar? 105, 105, 210 mu oldu? 2100'dü zaten. Şimdi şuradaki olaydan ne diyeceğim? 210Y eşittir 2100 mü? Yani Y eşittir ne geldi? 10. Şimdi salon bileti alan öğrenci sayısı kaçtır demiş. 5Y değil miydi? Y'yi de ne bulmuştuk? 10 bulmuştuk. 5Y dediğimde 5 çarpı 10'dan da ne oldu arkadaşlar? Cevabım 50 mi oldu? Olabilir. Tercih meselesi tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani ben genelden yani özelden genele gitmeyi tercih ediyorum. O yüzden de bu şekilde. Salon bileti alan, bu balkon bileti alanı seyircileri. Şimdi yani toplamda atıyorum 2 kişi varsa, 2x kişi varsa, x kişisi tam bilet almış, x kişisi öğrenci bileti almış. Yani yarı yarıya. O yüzden eşit olmalı diye düşündüm. Eşit olmalı diye söyledim yani verdiği bilgiler. Evet arkadaşlar. Farklı bir yoldan derken mesela ya çok fazla alternatif var. Yani ben kendim çözüyor olsam yani bu kadar denklem kurup çözer miyim? Sanmıyorum. Ya ben mesela başka yoldan hani mesela şöyle düşünün şöyle düşünürdüm. Şimdi mesela arkadaşlar 7. sınıfa kadar hep yani problemler mesela 6. sınıfta da var problemler. Şimdi 6. sınıfta mesela problemler şöyle çözülüyor. Şimdi denklem kurmayı x demeyi y demeyi bilmiyorlar mesela. Ne oluyor bu tarz bir ifadede? Mesela onlar nasıl düşünürdü onu anlatayım. Şimdi 2100 TL olacak ya salondakilerle balkondakiler eşit fiyat ödemişler ya. O yüzden şimdi şöyle düşünürdü. Salondakilere 1050 TL yani şuraya 1050 derdi. Tam tersi mantıkla. Buraya 1050 deyip buraya 1050 diye ayırırdı. Şimdi buradakilerde de baktığında herkes eşit miktarda bilet almış ya. Bir kısmı 12 TL ödemiş, bir kısmı 9 TL ödemiş. Şimdi bunu tutup da toplamda 12 ile 9'u toplayıp 20'ye böyle 20, 12 ile 9'u toplayıp 21 bulurdu. 1050'yi de 21'e bölerdi. Buradaki kişi sayısını bulurdu. Buradaki kişi sayısından da buraya giderdi falan filan. Tamam mı? Yani oradan tersten de böyle gidebilirdi. Eğer daha önceden temeliniz iyiyse, soru pratiğiniz varsa, şu ana kadar da iyi matematik çalışmış, denklem kurmaları, problem çözmeleri iyi yapıyorsanız farklı çözümler de geliştirebilirsiniz. Farklı yollarda izleyebilirsiniz. Çünkü bir yol yok. Birden fazla, çok fazla yol var. Mesela ben A derim, mesela buradan giderim. Sen B dersin, buradan gidersin. Ama sonuçta en son olarak sonucu aynı bulabiliriz. Tamam mı? Yani bu duruma göre değişir. Var mı sorunuz arkadaşlar? Evet, bize ayrılan zaman sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi şöyle ki yani buradan ne anladık? Buradaki olay şuydu. Yani aslında kamptaki işleyişimiz, kamptaki mantığımız da bu şekilde olacak. Yani soru tarzlarımız, çözümlerimiz vesaire. Şimdi bunların içerisine çıkmış soruları da serpiştirecek. Serpiştirerek yapacağız. İzleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani sonrasında da derslerimiz bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Kampta da bu şekilde yapacağız. Matematik ve geometri, özellikle mesela bazı yerlerde küçük konu özetleri yapacağım. Konu özetleri yaparak da ilerleyeceğim. Ufak ufak konu tekrarları yapmış olacağım. Yani anlamadığınız yerlere göre de zaten ufak ufak konu tekrarları yaparız. Yani tamamen sınava yönelik.
Son dönemde görmeniz gereken, son dönemde pratik kazanmanız gereken soru tipleri çözeceğiz. Hani bu dersten direkt fikir alıp buna göre bakabilirsiniz. Kampa kayıt olmak ya da kayıt olmamak tabii ki sizin elinizde. Yani buradan fikir alarak, buradaki işleyişe bakarak buradan ilerleyebilirsiniz. Tekrar ders yapamayacağım ne yazık ki. Çünkü kamplarımız başlıyor. Bir de zaten çok fazla yoğunluğumuz var. Kaç saat dersim olacak? Toplamda 16 ya da 20 saat dersim olacak ama bunun içerisinde tabii ki geometri de var. Geometri de anlatacağım arkadaşlar. Sayısal mantık da anlatacağım. Buradaki olay yani tamamen sadece matematik değil, matematiğimiz olacak, geometrimiz olacak, sayısal mantığımız olacak. Ona göre şey yapacağız. İkinci soruya dönmem çok çok zor. Lisans ve şey için ben sabah grubu muyum, akşam grubu muyum? Ben akşam grubuyum arkadaşlar. Akşam grubunda olacak, olacağım. Umarım kampta güzel olur. Ben akşamcıyım arkadaşlar. Çünkü sabahtan başka derslerim var. O yüzden akşam grubunda olacağım. Günlerle ilgili arkadaşlar şu an hani ben de tam hatırlamıyorum çünkü çok fazla dersim var. Programa bakmam lazım. Ama bununla ilgili Tekuzen web sayfası üzerinden numaramızı alıp oradan başvuru ya da şey yapabilirsin. Arkadaşlarımız oradan sizi arayıp bilgilendirecekler. Kamp başvurusu bitmedi arkadaşlar. Bunu şöyle yapıyorsunuz. Tekuzen buradaki hemen arkadaşımız da gönderdi. Buradaki link üzerinden de bağlanabilirsiniz. Ayrıca da sitemize girip sitedeyken oradaki numara üzerinden de arkadaşlarımıza ulaşıp oradan da ne daha net bilgiler alabilirsiniz. Evet, yapacağız hepsiyle ilgili dersler. Arkadaşlar kampta görüşmek üzere. Katıldığınız için, dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım kampa kadar da konu eksiklerinizi kapatır. Çok iyi bir şekilde, hazır bir şekilde kampa gelip güzel de sorular çözüp sınavda da umarım istediğiniz yerlere yerleşirsiniz, başarılı olursunuz. Gözde bununla ilgili ulaşabilirsin, bize ulaş. Ulaştığın zaman arkadaşlarımız bu durumla ilgili seni yönlendirecektir. Oradan yani site üzerinden danışman arkadaşlarımıza ulaşabilirsin. Arkadaşlarımız seni bu konuda yönlendirecektir. Umarım sizin de emekleriniz sınavda karşılığını alacağınız güzel bir şekilde olur. Yani sınavda emeklerinizin karşılığını güzel bir şekilde alabilirsiniz. Yani çok fazla konuşmaktan artık cümleler çok fazla devrik oluyor. Hepiniz için en güzelini olurum umarım. Size de görüşmek üzere. Kampa kaydolursanız kampta görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar, kolaylıklar, iyi çalışmalar dilerim.